Belki de Havin'de şifre oldu. Adamlar kızı kullanıyorlardı. Ya Kordon dostum, sanmıyorum ya. Tamam, baya bir gevezeydi ama hani ölür de bize ihanet etmez bence yani. Her insanın bir dayanma gücü vardır doktor. Havin'e neler yaptıklarını bilmiyoruz. Aga, ne yapsak, arasak mı telefonunu? Ya kız zor durumda kalırsa? Aslan bunlar be, aslan. Görün işte, sungurlara tuzak sökmez. Ezip geçerler böyle. Kesesin kız. Yine ava giderken avlandık ben. Ha daha durun, bu daha başlangıç. Girecek delik arayacaksınız. Lan. Lan. Dur. Öldüreceğim ulan seni. Dur Kasım yoldaş. O kız elimizdeyken o baş belalarını yeni tuzaklara sürükleriz. Hele sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şöyle. Numara yok. Onlardır kesin. Yeni bir tuzağa çekeceksin onları. Yok ya. Başka derdi? İzle, izle. Bak iyi dinleyin ha. Önce adamın elini kolunu kesin. Sonra da diğerini kesin. Yavaş yavaş öldürün, tamam mı? Tamam. Ne istiyorsanız yapacağım. Bırakın onları yeter ki. Şöyle yola gel işte. Açmıyor. Allah veri de yakalanması bari. Durumu uygun değil galiba komutanım. Yüzbaşı. Havin. Bir an köye gittik. Sanki bize tuzak kurulmuştu. Bilmiyorum. Komutanım. Bu kızın sesi kötü geliyor. Baskı altında galiba. Havin, iyi misin ha? Ağlıyor musun sen? Ben iyiyim yüzbaşı. Hepinizi çok özledim. Neredesin Havin? Bilmiyorum. Dinle yüzbaşı. Yeni bir operasyon yapılacak. İlçede oturan 4 korucu varmış. Öldürmek için harekete geçtiler. Nerede bu korucular, adresi biliyor musun? İlçenin doğusunda. Eski mahalle Çınar Sokak. Tamam Havin. Biz harekete geçiyoruz. Sen kendine dikkat et. O Kasım şerefsizle Cemal içine de, tamam mı? Bak sen. Dikkat et ha. La beş belası yüzbaşı. Tuzağın içine dalıyorsunuz. Haberiniz yok. Komutanım. Ne oldu? Ne bekliyoruz hala? Havin. Bir şeyler oluyor Celil. Havin bana hiç yüzbaşı demezdi. Ama son iki seferdir yüzbaşı diyor. Evet aga, benim de aklıma aynı şey takıldı ya. Yani daha önceleri bir yıldızdı derdi. Hatta bu konuda benim kendisini azarlamışlığım var. Yakalandı mı yoksa komutanım? Bilmiyorum Celil. Ama bana yüzbaşı demekle yanında onu kontrol eden birileri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Eğer öyleyse... Bizi istemeden tuzağa gönderdi demektir. Şimdi de... Bakalım Celil. Anlayacağız.
Eskici. Eskici. Komutanım, sokağın başında yeşil binanın çatısında iki kişi var. Eskici. Eskici. Bu da nereden çıktı ya? Ben satıyorum. Ya eskiciymiş ya. Sağdaki arabenin içindeki kişi var komutanım. Sokakta ikisi var. Tekinsiz. Ne? Komutanım, sağda 22 numaralı evde de iki kişi var. Adamlar evin içindeler komutanım. Biz yanlış yapıyoruz. Olmuyor işte, yapamıyorsun. Onunla bir daha konuşmayacağız. Tamam. Gelsin. Eskici. Şey ağam, ben eskiciyim. Eski almak için geldim ha. Geber bekle lan niyetin. Bu tokatı öğretirim lan ben sana. Komutanım, tenteli kamyonetin içinde de adamlar var. Bunlar benim. Bu kadar yeter Celil. Yerini al, harekete geç. Doktor Aslı. 22 numaralı beyaz ev sizle anlaşıldı. Tamam aga. Siz çocuklar değil mi? Ne bileyim ben? Kapla şu kapıyı. Kimsin? Ben Aslı. Anam börek gönderdi. Ver kız. Ulan! Ne oluyor lan? Korkmayın çocuklar. Aslı sağ ol kız. Aga tamamdır, ev aldık. Ya tamam korkmayın ya. Çocuklar bir şey olmadı. Kötüler hep uykuya daldı, uyudular. Askeriz biz ablacığım, korkmaya gerek yok. Tamam. Hadi, hadi gelin sessizce arkaya geçin. Hadi. 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 Hadi, hadi çocuklar. Şimdi kozlarımızı paylaşalım bakalım. Gel şerif. Lan! Hayatta büyük laf etmeyeceğim lan. İşte şimdi ödeştik lan. Ne
Ulan lan. Kimci lan bunlar? Kim lan bunlar? Ateş et lan, ateş et. Evlere gidin. Sivillere dikkat edin. Emredersiniz komutanım. Ana, açız biz. Bize yemek ver. Yemek pişiyor çocuklar. Ne zaman pişecek ana? Ben çok acıktım. Benim de karnım aç. Benim de karnım aç. Şimdi karnınız doyacak çocuklar, bekleyin. Azat nerede? Allah'ından bulduk doktor Emir. Bu sefaretimizin sebebi sensin. Çekil kadın, çekil. Bak lan, miskin. Bu ne hal lan? Oğlum uçmuşsun sen. Az çek, az. Al şunu. Pis işlerini yaptırmak için beni uyuşturucuya alıştıran sensin. Çocukların karnı aç. Sefiller. Kalk çalış lan. Yatmakla karın doymaz. Senin eserin. Kes sesini. Onların kurtulmasını istiyorsan sana bir işim var. Onlar sürünmesin. Her şeye razıyım ben. Bana geldin. İki cinayeti işlediğini itiraf ettin. Ne sorarlarsa sorsunlar, onları nasıl öldürdüğünü hatırlamıyorsun. İki cinayetten kaç sene verirler bana? Raporlu akıl hastasısın sen. Cezai ehliyetin yok. Hastaneye sevk ederler seni. Orada da çok iyi bakacağım sana. Karım, çocuklarım. Uzatma lan işte. Sanki dışarıdayken çok iyi bakıyordun da. Bari karınları doysun biraz. Sen de çeneni tutacaksın. Hoş, beni suçlasan da kim inanır senin gibi birine? Yürü hadi. Tamam, iyileşeceksin, merak etme. Bütün teröristleri etkisiz hale getirdik komutanım. Burada korucu yok. Bu bize kurulmuş bir tuzak. Avi'nin deşifre olduğu belli Serdar. Kızın hayatı tehlikede. Eğer kızın başına bir iş gelirse sorumlusu sensin. Kızı hemen bul. Anlaşıldı komutanım. Komutanım, aramızda konuştuk da Havin bizi tuzağa atmaz. Aga bizi atar da sonuçta seni atmaz. Yani hepimizin bildiği bir gerçek var ki o kız sana dut gibi ağaç. Tamam doktor. Biliyoruz. Evet, işte konu buydu aga. Komutanım, kızı zorladıkları belli. İşkence yapmıyorlar. Ellerindeki kozu harcamak istemezler. Bence kızı başka bir şeyle tehdit ediyorlar Celil. Neydi komutanım? Güya şu karakol kurdukları köy. Havi'nin köyü. Anne babası orada. Affedin beni, ne olmuş? Böyle olsun istemezdim. Konuş. Allah kahretsin be. Tuzaktan da kurtuldular değil mi? Ya bunlarla baş etmek çok zor ya. Asım yolda çok zor ya. Çok zor.
Allah'ım, ne olur asker anamla babamı kurtarsın. Asker? Ne bağırıyorsun kız? Sungurlar ağalda. Bize son bir tuzak için bize lazım Kasım yoldaş. Son koz, son tuzak. Ne diyorsun lan sen? Ya diyorum ki bu sefer baş belaları bu kız için buraya gelecekler. He? Doktor bu kez haklı. Serdar komutan. Devam et Devran. Onu buldum. Doğudaki ilçeye yakın eski kağıt fabrikasındaymış. Tamam koçum. Biz hemen geliyoruz. Sen dışarıda bekle bizi. Emredersin Serdar komutan. Devran. Sen o itin köstebeği mi oldun ha? Doktor, biz çıkıyoruz. Sen Aslı'nın yanında kal. Doktor, sen durumu anlatırsın kıza. Mustafa, Ali, Apo, hadi çıkıyoruz. Hadi bakayım. Hadi. Bu kız hep... Komutanım. Kimse yok ortalarda. Hadi çıkalım. Kardeşim. Ne oldu sana? Cemal. Cemal şerefsizi telsizle konuşmamı duydu. O vurdu. Abi içeride. Bırakıp kaçtılar. Kardeşini hemen hastaneye yetiştir Hasan'ı. Emredersiniz komutanım.
gidelim. Bana kardeşim dedin ha? Zırvalama lan sen de. Kardeşimsin tabii. Bak. Doğru. Doğru iş yaptım. Ailem kabul eder mi beni? Sen yeter ki yaşa. Sen yeter ki yaşa. Devran doğru söylüyor. Komutanım bunlar kaçmış. Amin. Kaldıran baş belaları parça parça olacaklar.